Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Ekim 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Ekim ayı önemli. Ekim ve Kasım tutulma dönemimiz ve tutulmalarla beraber yılın artık ikinci döngüsü başlıyor. Önümüzdeki 6 ayı da önemli ölçüde etkileyecek bu tutulma enerjileri. Akrep burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız bu ay. Koç burcunda bir dolunayımız var. Mars gerilemesi başlıyor ve Merkür retrosu sona eriyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş ve Venüs ayın 23'üne kadar Terazi burcunda parlayacak. Bu sizin parasal konularda aslında olumlu tesirler almanızı sağlayabilir. Venüs daha çok işte eşinizden gelecek kaynaklar, çalışmadan gelebilecek bazı tesirler getirebilir. Örneğin işte bir prim alabilirsiniz, bir burs alabilirsiniz, bir tazminat, belki bir kredi. Yani ihtiyacınız olan paraların, desteklerin sağlanmasını kolaylaştırabilir bu geçişler. 9 Ekim'de Koç burcunun 16 derecesinde dolunay var. Bu dolunay zaten para evinizde olacak. Dolunayla beraber maddi durumunuzla ilgili, kazançlarınızla ilgili bir dönüşüm olabilir. Dolunaylar bir farkındalık dönemi aslında. Bir tamamlanma, sonuç alma dönemi. Geçtiğimiz Nisan ayında başlamış bazı konular sonuçlanabilir ya da olgunlaşabilir. Ama bitebilir de. Yani maddi durumunuzla ilgili örneğin beklemediğiniz bir harcama da olabilir. Çünkü Şiron etkisi de var burada. Maddi konularda biraz sıkıntı da getirebilir bu dolunay size. Ya da bir sağlık harcaması gibi beklemediğiniz bir harcama da getirebilir. İş konularında da evet bazı beklentileriniz sonuçlanabilir. Olumlu ya da olumsuz bir şekilde maddi durumunuzla ilgili önemli bir farkındalık söz konusu. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmeyecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlar etkilenir. Eğer haritalarınızda Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak burçları ve bu burçların 16 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunayın tesirleri sizin için önemli olabilir. Dolunay etkileri 25 Ekim'deki yeni ay döngüsüne kadar devam edebilir. Ve Merkür artık düzeliyor. 2 Ekim itibariyle ileri harekete dönecek. Önce Başak Burcu'nda ardından Terazi Burcu'nda. 11 Ekim'den sonra Terazi Burcu'nda ilerleyecek. Aslında gölge günlerinin tamamlanması ve hızına kavuşması ay ortalarını bulabilir. Merkür'ün Terazi Burcu'na geçişiyle beraber parasal konularda daha sağlıklı bir durumda olabilirsiniz. Geçtiğimiz Eylül ayında ilişkilerde bazı anlaşmazlıklar yaşamış olabilirsiniz. Bazı işbirlikleri, anlaşmalar, sözleşmeler ya da eşinizle, partnerinizle bazı konular olabilir. Konuşmanız, karar vermeniz gereken, anlaşmanız gereken. İşte bunları bu ay Merkür retrosu düzelince daha rahat ele alıp tekrar konuşup, tekrar anlaşıp bir sonuca bağlayabilirsiniz. Eşinizle de beraber olabilir ya da işte yasal bir konu olabilir, parayla ilgili bir işlem olabilir. Örneğin hizmet aldığınız kişilerle de ilgili olabilir. Muhasebeciniz, avukatınız, işte sigortacınız. Hani bu tarz kişilerle de ya da kurumlarla konuşmanız, anlaşmanız, bazı özellikle işin içinde para da olan bazı çözümler üretmeniz söz konusu olabilir. Evet, ayın 23'ünden itibaren Güneş ve Venüs artık Akrep Burcu'na geçecek. 25 Ekim'de Akrep Burcu'nun bir derecesinde yeni ay ile birlikte Güneş tutulması var. Bu tutulma sizin için keyifli bir tutulma aslında sevgili balıklar. 9. evinizde olacak. Akrep Boğa aksındaki ay düğümleri ve buradaki tutulma döngüleri geçtiğimiz Kasım ayında başladı. Ve önümüzdeki ay, yani önümüzdeki yılın sonlarına kadar da devam edecek 1,5-2 yıllık bir döngüden bahsediyoruz. Şimdi bu Akrep Burcu'ndaki Güneş tutulması bu alanda başka bir aşamayı bize getirebilir. 9. ev aslında hayata bakışınız, düşünceleriniz, beklentileriniz, umutlarınızla ilgili, inançlarınızla ilgili. Venüs'le birleşen bir tutulma. Yani bu bir ilişki, belki bir hayat, yani bir sevgiyle ilgili bir konu olabilir hayatınızda. 9. ev belki bir yurt dışı ve uluslararası alandaki bir hedefiniz olabilir. Bir eğitim, akademik konudaki bir çalışma ya da bir hukuksal bir işiniz, bir hak arayışınız olabilir ki Venüs hukuksal konuları da sembolize eder. Bu alanlarda bazı girişimler, yenilikler olabilir. Mesela bir dava açılması olabilir ya da bir akademik çalışmada bir başlangıç olabilir. Ya da yurt dışında yaşamak, okumak, yurt dışı ile bağlantılı işler. Hani bu alanlarda ufkunuzu açacak bazı
kapılar olabilir. Bir seyahatte biriyle de tanışabilirsiniz. Mesela Venüs olduğu için işte seyahatlerde, yolculuklarda, yurt dışında ya da özellikle üniversitelerde, eğitim alanında tanışmalar, başlayan ilişkiler. Bu tutulmanın konularından birisi aslında. Bu da söz konusu olabilir. Sizin için biraz daha Venüs etkisi romantik etkilerde getiriyor hayatınızda. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz bir derece ve yakınlarındaysa, evet, direkt güzel üçgen bir açı alıyorsunuz bu tutulmadan. Venüs'ten de güzel bir destek alıyorsunuz. Haritalarınızda sabit burçlarda gezegenleriniz varsa, özellikle 0 ile 5 derece arasında, yine bu tutulmanın önemli etkileri altında olabilirsiniz. Evet sevgili balıklar, sadece Ekim'le sınırlı değil, önümüzdeki Nisan sonlarına kadar bu tutulma tesirleri devam edecek. Bu yılın en önemli etkilerinden biri de Mars gerilemesi, ki bu ay başlayacak. Biliyorsunuz Ağustos ayı itibariyle Mars ikizlerdeki transitine başladı. Ki bu uzun süreli bir transit. Önümüzdeki Mart sonlarına kadar devam edecek. Her iki yılda bir Mars gerilemesi yaşarız. Yaklaşık 1,5-2 ay sürer. 29 Ekim'de başlayacak ikizler burcunda 13 Ocak'a kadar devam edecek. Değişken burçları daha çok etkilediği için bu gerileme, siz de bir değişken burç olduğunuz için dikkatli olması gereken burçlardansınız. Özellikle bu 1,5-2 aylık dönem, 29 Ekim ile 13 Ocak arasında Mars 4. evinizde gerilerken, lütfen biraz duygularınıza, iç huzurunuza dikkat edin. Çünkü Mars sizi çok huzursuz yapabilir. Çok güvensiz falan hissedebilirsiniz kendinizi. Aile içi ilişkilere dikkat edin. Çünkü aile içi ilişkilerde uyumsuzluklar, işte biraz böyle pasif agresif durumlar, memnuniyetsizlikler falan olabilir. Güvenlik alanlarınıza dikkat edin. Evinizin güvenliğine örneğin dikkat edin. Mars retro ikizlerde işte burada hırsızlıklar ve benzeri durumlar, işte düşmanlıklar ya da ev içerisinde olabilecek kazalar, sakarlıklar. Hani buralarda riskleri arttırabilir. Hem sizin hem aile üyelerinizin bu konularda daha dikkatli, temkinli olması gereken bir süreç. Genel sağlığınıza dikkat edin tabii ki. Mars gerilemesi kış aylarına da denk geliyor. İşte enfeksiyonlar, soğuk algınlıkları, solunum yolları, akciğer problemleri, biraz yani her alanda yaralanmalar gibi sorunlara da açık olabilir. Vurma, çarpma, düşme gibi konularda daha bir dikkatli olmakta da fayda var sevgili balıklar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.